Türkiye'nin kazancı ne, ne olduğu, ne istemişti, neyle döndü. E, CHP bu zirvede neden yoktu? S-400 e, ön planda bununla ilgili son gelişmene ona da bakacağız. Ve HDP'li belediye başkanları gözaltında. Bir yandan Diyarbakır'daki e, annelerin eylemi devam ediyor. Bugün 75. gün ve 56 aileden bahsediyoruz. Hepsini ve daha fazlasını konuşuyor olacağız önümüzdeki yaklaşık 4 saat boyunca. Ben hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Hemen sağ başımda Sayın Doçent Doktor Gülay Yedekçi var, akademisyen, siyasetçi, CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdilik Gülay Hanımın yanı boş. E, malum İstanbul e, trafik hafta sonu. Sayın Hakan Bayrakçı kamu, kamuoyu araştırmacısı da birazdan bizimle birlikte olacak. Ve Mehmet Metiner 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili. Siz de hoş geldiniz hoş ve Doçent Doktor Hasan Basri Yalçın siyaset bilimci. Merhaba. Siz de hoş geldiniz diyeyim ben. Şimdi EYT ile hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT erken emeklilik sistemi ülkeye zararlı dedi. Tabi ee, tabii bunun Türkiye'ye Türkiye'nin zararını olacağını ileri sürerek bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecekler dedi. Milletimin faydasına varsa ben varım diyor ve e, ülkemin zararına olan hiçbir şeye asla yokum seçim kaybetsek de yokum dedi. Gülay Hanım. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Erken yaşta emeklilik doğru mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çok net konuştu. Evet. Ee, öncelikle herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Önce EYT nedir onu doğru bir şekilde tanımlamakta. Ben, ben kısacık var. araya gireyim çünkü Hakan Bey de bizimle birlikte. Hoş, geldin. Hoş geldiniz of. Sayın Hakan Bayraktar. Teşekkür Tam ederim. Sağ olun. Yoğun bir trafik vardı herhalde. Trafik bir de e, bir iki yere e, mecburi gittim. Anladım. Yani, Hoş geldiniz. Sağ olun. Çoğunu da eksilttik yani bir tek yere uğrayıp geldik o da biraz <laughs> geç olmuş. <laughs> Peki buyurun Gülay Hanım. Evet emeklilikte yaşa takılan nedir aslında önce onu doğru tanımlamakta fayda var. E, işe girdiği zamanki koşullarda emeklilik hakkını kazanan kişi e, yani... Kanunun geriye işletilip kendi aleyhinde yani o emeklilikte yaşa takılanların aleyhinde bir sonuçla bir düzenlenme yapılmasını istemeyen mağdurların bütününe emeklilikte yaşa takılanlar diyoruz. Çünkü hukuk hiçbir zaman için geriye doğru işletilip aleyhte hem de geriye doğru işletilip kişilerin aleyhinde sonuçlandırılamaz. Şimdi EYT ile ilgili olarak genel bir talep var. Emeklilikte yaşa takılan insanların hiçbiri hakkı olmayan bir şeyi istemiyor. Şimdi öyle bir e, gündem oluşturuluyor ki sanki insanlar çok erken yaşta emekli olmak istiyor ve hakkı olmayan bir şey istiyormuş gibi bir atmosfer doğuyor ve doğu, e, böyle bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki e, emeklilikte yaşa takılan herkesin bu hakkı yani e, gerekli olan süreyi doldurmuş, e, işe başladığı tarihte e, bir yaş var. İşte şu kadar diyelim ki e, işte... Ee, şu 25 bin iş gününü, şu prim gününü doldurması lazım, işte e, 25 yılı doldurması lazım, 15 bin e, prim gününü doldurması lazım gibi bazı kanunumuzda maddelerimiz var. Bunları doldurmuş, emeklilik hakkını almış, sonra bir yasa çıkıyor ve bu yasayla hak ga gaspına uğruyor. İşte biz emeklilikte yaşa takılanların hakkının verilmesi e, gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı tabii işte. Neden karşı e, bunu? Şöyle aslında şunun da altını çizmek isteriz. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde dahil olduğu iktidar partisinin dışındaki bütün Siyasi partiler emeklilikte yaşa takılanların hakkını vermek vaadinde bulundular en son seçimlerde 24 Haziran seçimlerinde ama şimdi Milliyetçi Hareket Partisi meclise gelen bu konudaki araştırma önergileri ve kan tekliflerine de red oyu verdi. Onun da altını çizmek lazım. Şimdi e, biliyorsunuz Türkiye'de e, son 8 yıldır e, çok ciddi miktarda 4 milyona aşan Suriyeliden bahsediliyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla da 40 milyar dolarlık bir e, rakamın onlara harcandığından bahsediliyor. Ve bu yaklaşık 230 milyar liraya tekabül ediyor. İşte EYT'liler için ortalama maliyette senelik 103 milyar lira olarak hesaplanıyor. Şimdi EYT'liler de haklı olarak diyorlar ki siz işte milletin anasına küfreden yandaş müteahhitin borcunu siliyorsunuz. İşte kendinize yakın gördüğünüz bazı kişilerin vergi borçlarını Siliyorsunuz efendim sıkıştığına inandığınız bir müteahhiti rahatlatmak için 1.6 milyon milyar dolar e, lira özür dilerim para vererek e, İstanbul Finans Merkezi'ne satın alıyorsunuz. Gerekli olan her tür çalışmayı yapıyorsunuz. Hatta bir sıkışıklık olduğunda çok düşük miktardan e, kamuya ait bankalardan bu sıkışık müteahhitlere açıktan e, fa şey veriyorsunuz, kredi veriyorsunuz. Bazı kredileri de affediyorsunuz. Yani hibeye dönüştürüyorsunuz onları. Ama bu vatan için yıllarca bu millet için 25 yıl çalışmış insanların ve hakkı olan emeklilik hakkını e, efendim işte sen çok genç yaşta bu işe başladın. Onun için çok da genç yaş yaşta emekli oluyorsun bu hakkını senin elinden alıyoruz diyorsun bunun gerekçesi olarak da şunu söylüyorsun diyorsun ki ben e, sen bu kadar genç yaşta emekli olursan ikinci bir işe gideceksin ve böylece de e, çift dikiş bir e, şeye sahip olacaksın şimdi burada çok önemli bir noktanın altını çizmek lazım bu ne demek oluyor aslında birinci ağızdan söyleniyor ki emekliler geçinemiyor 1 milyon 400 1 milyar 400 bin lirayla yani 1400 lirayla yeni parayla e, insanların geçinemediği de böylece birinci ağızdan açıklanmış oluyor. Peki geniş haliyle Türkiye'de 8.1 milyon vatandaşımız işsiz. İşte 45 yaşın üstünde genelde e, ya da 50 yaşına yakın insanların e, tekrar iş bulma ihtimalinde çok düşük olduğunu da biliyoruz. Gençlerde işsizlik oranımız %27.4 ve son bir yılda 789 bin e, vatandaşımız vatandaşımız işsiz kalmış. Bunlarla ilgili herhangi bir e, söz söylenmiyor ama İskandinav ülkelerinin işte emeklilikte yaşa takılanlar gibi genç yaşta emeklilerden dolayı battığı söyleniyor. Peki şöyle söylüyor tam olarak şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladı diyor. bugün Peki İskandinav ülkelerine bakıyoruz. İskandinav ülkelerinde Danimarka kişi başı e, milli gelir 55 bin dolar. İsveç kişi başı milli gelir 52 bin dolar. Norveç kişi başı 7. sırada bu arada kişi başı milli gelir 72 bin dolar. Keza İzlanda, Finlandiya da aynı şekilde. Peki Türkiye'de kişi başına milli gelir ne kadar? 10 bin 153 dolar. Peki dünyanın en mutlu ülkelerine bakıyoruz. Dünyanın en mutlu ülkeleri hangisi? İskandinav ülkeleri. Peki dünyada bu liste yapılırken bakıyoruz dünyanın en zengin Ülkeleri değil de niye İskandinav ülkeleri dünyanın en mutlu ülkeleri? Burada da çok önemli bir şey var. Dünya Mutluluk Raporu, Birleşmiş Milletler bir Dünya Mutluluk Raporu yayınlıyor. Ve burada dünyanın en mutlu ülkeleri İskandinav ülkeleri. Çünkü e, güçlü sosyal devletin olduğu e, ülkelerde yaşayan vatandaşlar e, daha mutlu, daha, daha Toplam nüfusları yaşıyor. ne yaşıyor. Her üç ülkenin toplam toplar e, koyarız ortaya. E, onların nüfuslarını almadım. Şimdi bakarız hemen. Bak rakamlara baktım, bakarız. baktın bu arada nüfusa Tabii, da bakalım. bakarız. Ama nüfustan önce e, doğru sistemi kurmak ve e, işte yandaş müteahhitlerin yanında olmak yerinde emeklilerin, emeklilikte yaşa takılanların, işçilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, e, emekten e, yana üreticilerin yanında durmak lazım. İşte biliyorsunuz e, Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de tarım. E, tarımda çalışan arkadaş, e, vatandaşlarımızın da büyük kısmı e, bu sıkıntıyı yaşıyor ve e, burada e, bir kez daha altını e, çizmek istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanların e, istediği şey zamanında emekli olmaktır. Yani hak ettiği hakkının gaspa uğramamasıdır. Bir kez daha altını çiziyorum. Bir çıkarılan bir yasayla e, kendi haklarının geriye doğru aleyhte işletilmemesidir. Emeklilikte yaşa takılanların istediği budur. Peki Mehmet Bey, hak edenler hak ediyor bu insanlar ve zamanında emekli olmalılar diyor Gülay Hanım. Tabii İstidar niye böyle düşünüyor? Nereden baktığınıza bağlı olarak analiziniz değişebilir. Öncelikle şunu belirteyim. AK Parti iktidarı döneminde hiçbir yandaş müteahhide şu ve bu şekilde sözünü ettiği ödemeler de yapılmamıştır. Kurtarma planları da yapılmamıştır. Onlarca şirkete yapılmış sayım. Şimdi e, onlarca dediğine göre ben buraya takılıp kalmayacağım. Polemik sürmesin diye e, iki tanesinin ismini çıkarsın ve burada bankalarımızın yetkililerini de göreve davet Abi. ediyorum eğer yalanladı takdirde Gülay Hanım'dan hem siyaseti hem de öğretim üyesi görevini sonlandırmasını <laughs> talep ediyorum. Şimdi, şimdi CHP'li arkadaşlarımız. Şimdi Sayın Metiner evet, aslında bu e, hanım, çok özür dakika. dilerim. Bu zaten e e, tarz şey şirket, tamam. E -Ti. E -Ti. E bu zaten e, sizin partili milletvekili bazı eski milletvekili arkadaşlar tarafından da gündeme getirilmiş. Herkesçe kabul edilen bir gerçek. Şimdi, Onun için benim ispatıma şimdi ihtiyaç EYT, yok. EYT İnternette geriye doğru tarama yaparsanız bu şirketlerin adını bulursunuz. Sizin yandaş müteahhitlerinizi burada konuşmaya benim başlarsak. Benim değil. AKP'nin yan. CHP'nin yandaş, CHP yandaş müteahhitleri. Nereden yandaş müteahhitimiz? İktidarda bile Şimdi bizim <laughs> yandaş müteahhitimiz nereden olacak? Güler hanım konuşturmayacaksınız. Tabii buyurun. Estağfurullah, <laughs> estağfurullah bana devam sordunuz edin. diye söyledim. Sayın Metiner Siz buyurun. Siz notlarınızı alın biz buyurun. aldık sizden notlarınızı alıp birkaç buyurun. tane müteahhit ismi öreceksiniz hangi bankalardan. Ya ben sizin söylediğiniz şeyleri yapmakla yükümlü değilim. Siz konuşun ben dinleyeyim.